Ben buna bu rezillik had safhada. Evet, maalesef bölgemiz zaten özellikle Kocaeli olarak deprem açısından çok riskli bir bölge. Yapı stoğumuzun da zaten yarıdan fazlası depreme dayanıksız. Ayrıca depreme dayanıksız olan bu binalara böyle akıl sağlığını zorlayıcı müdahaleler yapılması, taşıyıcı sistemin işte delinmesi ve tahrip edilmesi düşünülemez. Zaten depreme dayanıksız olan binalar bir toplu mezar haline dönüştürülmek için mücadele veriliyor insanlar tarafından. Ben bunu şiddetle kınıyorum. Bu binayla alakalı biz de Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu olarak gerekli yazışmalarımızı yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve İzmit Belediye'mize şikayette bulunduk. Yetkililer de, kamu görevlilerimiz de en kısa zamanda gereğini yapacaklardır. Bence bu binanın kesinlikle mühürlenmesi gerekir. Çünkü şu anda bir bilimsel tespit yapılsa kesinlikle depreme dayanıksız olarak çıkacaktır. Bu binaya ben insanların kesinlikle girmemesini tavsiye ediyorum. Yetkililere de bu binayı mühürlemesi gerektiği kanaatindeyim. Zaten dediğimiz gibi bu binada hiçbir kolon delinmemiş olsa da zaten bu bina kesinlikle depreme dayanıksız bir binaydı. Bu binanın 3 tane kolonu delinerek bir insana benzetirsek ayaklarına kurşun sıkılmış bu bina statüsündedir. Her an bile her şey bu binada gerçekleşebilir. Belki İstanbul'da örneklerini gördük. Kendi kendine bile yıkım gerçekleşebilir. Çok küçük depremler meydana geldiğinde bile belki ayakta kalmayacaktır. Arkada görmüş olduğumuz binada kolonun taşıyıcı sistemine aşırı bir zarar verilmiştir. Tahribatlı şekilde kolonun ortasından tesisat geçirilmiştir. Kolon taşıyıcı sistemi zedelenmiştir. Aynı zamanda. 17 Ağustos gibi büyük bir depremi yaşamış olan bu bölgemizde böyle koluna zarar verecek şekilde tahribat yapması gerçekten hayret vericidir. Şöyle söyleyeyim, biz 99 öncesi bir yapı olduğu için bu bina %99 ihtimalle riskli bir binadır. Yani öyle çıkacaktır. Ama tabii ki buradaki bu kolonlara vermiş olduğumuz zarar binanın çok kendi ağırlığı altında dahi, yani şu an mevcut durumda göçme tehlikesi altındadır. Ama en küçük bir depremde yani sadece duvarları zarar görmesi gerekirken bina göçebilir. Şu anda can ve mal güvenliğini tehdit eden seviyededir şu an binamız. Bunun acilen düzeltilmesi gerekmektedir. Yani halk sağlığı için bir tahribat yaparken mevcut yapının kolon ve kirişlerinin bir inşaat mühendisi tarafından incelenmesi, onun sonrasında işlem yapılması gerekir, tahribata başlanması gerekir. Biz Çevre Şehircilik Bakanlığı ve
ilgili belediyeye bu konuyu bildirdik. Gerekli işlemlerin yapılması konusunda bir yazımızı yazdık. Zaten binada toplam 10 civarında aşağı yukarı çok kısıtlı sayıda bir kolon sayısı var. Bu kolonların bu derece olması ve aynı yönde olması sakıncalı. Yani bir tane bile kolon olsa fark eden bir şey yok. O binayı göçme durumuna götürür.